Günün birisində Məlikin birisinin iki oğlu var idi. Verdi bir mulla yanına bunları okutursun. O mulla bunları okuturdu. Ve yeriştirdi de adam oldular. Bir gün bu iki oğlan ustadlarıyla beraber babalarının meclisinde oturmuşlardı. Bunların edepleri, ahlakları, ilimleri bir şekilde terbiye edilmiş idi. Herkes kendilerine razıydı. Ve bilahaz babaları da ki meliktir, çok razıydı kendilerinden. Meclise iken o melik o ustadlarından sordu. Dedi senden bir sual edirem. Dedi buyur ya melik. Ki herkes de melikin önünde söz konuşabilmez. Tepemizden nırnağımıza kadar riyadır bizimki. Dedi benim oğlanlarım Şirin Diyanu'da yoksa Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. Melik sordu özünden. Mulladan sordu. Dedi naksı da Hazreti naksı da Şirin'dir. Mulla mecburdur. Hakikati meydana koysun. Dedi ya Melik. Değil Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Hazreti Ali'nin ki babalarıdır. Onun bir hadimi var idi Kenber namında. O Kenber'in de bir eşagi var idi. O eşage minerdi Hazreti Ali'nin işlerini bitirmek için. O eşagin ki Kenber minerdi üzerine Hazreti Ali'nin hadimiydi. O eşagin bastığı torpak sen o her iki oğludan daha dedi Şirin'i öndallah. Ne Hazreti Hasan ve Hüseyin'i dedi. Eşitiyiz ne dedi özüne? Dedi ne gel Hasan ve Hüseyin? Hazreti Ali'nin hadimi Kenber'in bir eşeği var idi. O eşeğe binerdi. O eşeğin bastığı toprak senin her iki oğludan indallah azizdir dedi. Halife emretti bunun boynunu vurun. Ve fi'len mecliste üç ağacı da getirdiler. Mullanın boynunu vurdular. Lakin mullaka boynunu vurmazdan evvel dedi size bir vasiyet edirem. Din kardeşlerim dilimizden haberdar olun. Bazı vakit insan diliyle de sıyrılır, ayağıyla da sıyrılır. Ayağıyla sıyrılanda ihtimal bir yeri yaralanır, yakın yerinden çıkar. Ama diliyle sıyrılanda benim takibede başı gider dedi. يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل. صحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بو صهيب رومي للجندس أصلا عرب دجل أما نقدر مسلمان بالصحابة يدي. Bilirsiniz peygamber ne mesajı bu özünü? Yok. Buyurdu ni'mel abdü suhaybun. Lev lem yehefillah lem yasih. Dedi Müslüman gelmeyip suhayb gibi. Allah'tan korkup utanıp haya eden. Eğer farz edelim. Peygamber buyurdu. Allah'tan korkmasaydı da gene Allah'a isyan edemezdi. Allah'tan korkmasaydı farz ne? Gene Cenab-ı Hakk'a isyan edemezdi. Suhayb Hazretlerini böyle mi tanıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? Ala kullin Ammar ve Bilal ve Suhayb geldiler Alkame'nin yanına baktılar yatakta düşüp şerhan usulü ne dedi? Otururlar başı yüzünde. Her bir hastanın zorlanılmaz
zordan belesele belesele yok. Öz ögüden baktı ki haleti sıhhiyesi çok bozulup diyesen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Zorlama o hastane, şer'an zorlanılmaz. Öz ögüden sele belki o da kulağına ulaşı bu, o da başlar bunu demeye, bunu diye diye ruhunu teslim eder. Yani bu bir derstir sizin için. Sizin faydanız buraya gelmekte nedir? Gayr ders okumaktı. Ne de talebeler medreselerde toplanırlar. Siz de sizinkiler aynen bir derstir. Böyle bilin ders okusuz. Fakat derse kendi zayi etmeyin. Bir hasta yanına giden davuz, ihtiyacı var ise ihtiyacını da paylaşın. Baktığımızda bozuldu, öz övgümüzden. Söyle ona eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Cebretme onu kendisine. Hurda hurda söyle onu, o da tezekkür eder, diyer ve belki o kelimeyi diyerken de ruhunu teslim eder. Çünkü Peygamber buyurdu aleyhissalatu vesselam, men kâne آخر كلامه لا إله إلا الله فقد دخل الجنة وإن شاء الله بلا دوره آخر كي كلمة كأنه وإن بشخة بالكلمة يتلفز أتمي دفتا أجر لا إله إلا الله ولرسى أمين ولقنا الجنة الجنة وإن شاء الله. بو الصحابة جلدلر على خميانينا öğlerinden şehadet kelimesini telkin edirler. Bakırlar kat'iyen Alkama'nın dilinden şehadet kelimesi yoktur. Dili bağlanıp haber getirdiler Fahri Alem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, Alkama'nın dili bağlanıp kelime-i şehadete telaffuz edebilmiyor. Peygamber buyurdu, labudde bir sebebi vardır. Haber gönderdi Alkama'nın nenesi için. Bir ihtiyar kadın idi. Dedi gelin selam öyleyiniz kendisine. Selam söyleyin kendisine. Eğer gelebilirse buraya gelsin. Gelmezse ben gelirim onun yanına. Peygamberin tevazuuna bakın. Tevazu. Nefsiyetini ayağın altına bırakıyor. O peygamberliğiyle beraber dedi, eğer o kadın, o ihtiyar arvat gelebilmezse ben gelmem onun ayağına dedi. Haber verdiler kadine. Kadın dedi, Allah beni fida etsin peygambere. Ben ne de oturayım evde peygamber gelsin benim yanıma. Kalktı, o kırık çökenekasını eline aldı, gitti peygamberin huzuruna. Oturdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi, ya Umme Alkama, senden yaptığım suallere doğru cevap verginen. Eğer yalan yere cevap versen Cibril aleyhisselam vahiy getirir, sonra yalanı çıkardı. Ne sorarım senden doğru söyleginen. Dedi, ya Resulallah, yalan demem huzurumda inşallah. Dedi, Alkama oğluydu dedi beni. Ne de bir Müslümandı. Vallahi dedi, özü de bilirsen. Namazı, orucu, sadakası, eyliği. Dedi, onu sormuram. Dedi be. Dedi, seninle oğlunun arası necasız. Yalan diyebilmez. Dedi, vallahi ya Resulallah. Benim kalbim çok müteessirdi oğlumda. Neden dedi? Dedi, edebini mülahaza etmez. O kadar ihtiram eder ailesine, bana ihtiram edemez. Ben de razı değilim kendisinden. Egerçi namazıdır, orucudur, taatıdır filanıdır. Böyle dedi, evet. Peygamber emretti. Dedi, gidin bir haz yük odun getirin. Alkama'nın evinde hazırlayın, ben Alkama'nı yandıracağım. Nenesi dedi, ya Resulallah, ne de yandırsın özünü?
dedi dünya ateşiyle yandırsam kıyamet ateşinden daha iyidir. Dünya ateşi kıyamet ateşine göre 70 suyla yakanıp. Dedi ya Resulallah yandırma kendisini. Sen ve ashab-ı kiram şahit olun, boynu azad olsun. Hiçbir talebim kalmadı kendisinden. Cenab-ı Risalet bana yine Bilal ile Ammar ile Suhayb'i gönderdi Alkame yanına. Dedi gelin bakın, eğer dili açılmışsa malum bu gene gerçeklim, boynunu azad edilir. Eğer dili açılmamışsa bilin bu utandığından boynuna verir. Yine o üç sahabi geldi Alkame'nin evine. Baktılar ki eşhedü en la ilahe illallah sizi arşa kadar yaşadı. Vefat etti. Yakadiler özünü. Peygamber Efendimiz özü namazını kıldı. Türbeliğe de apardılar özünü. Defnedenden sonra Peygamber buyurdu ki ya mahşerel muhacirine vel ansar, her kim arvadına ihtiram ederse, nenesine ihtiram etmezse dili tutulur. Ölüm vaktinde dili tutulur dedi. Ve hiçbir vakitte özünü bana ümmet saymasın. Ve daima babamıza ve anamıza da hürmet edin. Başka evladımıza, ailemize hürmet ettiğiniz kadar. İnanın Allah'ın birliğine, kitaplarımızda yazıldığına göre Müslümanın birisi bir gün bir sefere gider. Bir memlekete olası ve bir evde misafir olur. O evin yakınında bir türbelik var imiş. O türbelikte her gün sözüm yabana bir tane türbeden çıkarmış, kelp gibi hürürmüş. İki, üç, dört defa hürürmüş, bir daha o türbenin içine girermiş. Bu misafir çok istigrab eder. Der ben anlamıyorum ki üç gündür buradayım. Bakırım o türbelikte adeta bir tane o bir türbeden çıkıyor. Kelp şeklindedir. Ses de gelir özünden, bu nedir? Dediler vazgeç bundan. Ahır nerede dedi. Dedi o vaktiyle arak içerdi. Namaz da kılmazdı. Nene babası diyende özüne arak içme giden. Dedi köpek gibi havuldamaz hanıma. Ölene kadar arakı terk etmedi. Ona babasına da böyle diyerdi. Netekin bizim gençlerimiz ve hususen divahane sahiplerimiz hayatlarını çoku böyle geçirdiler. Ramazan gecelerinde sabaha kadar arak içmekten, kumar oynamaktan geçirdiler. Bilmirdiniz, eşitmirdiniz, gözümüzle görmürdünüz. Cenab-ı Hak valideynin hukukunu dünyadayken intikam alır, kendisinden kıyamete bırakmaz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.